hava yağmurlu şu an dışarıda. Böyle daha mayışma günü ama dedik ki artık bizim okulumuz şu an ilk hafta online ya, bu ikinci haftası okulun. Ama hani bir okula gidelim. Bir okulda ders çalışalım azıcık, bir hani hatırlayalım okul nasıl bir yer, ders çalışmaya falan gidelim dedik. Burak geldi sabah, kahvaltı yaptık. Şimdi okula gidiyoruz. Şurada bir kırtasiye var, Burak oraya uğradı. Kendi de defter, kalem, bir şeyler alacak. Ben de onu bekliyorum. Hava pazartesi salı böyle çok güzeldi, güneşliydi. Hava böyle güneşli olunca bana otomatik olarak bir mutluluk enerjisi yükleniyor. Ama bugün Sarıyer o kadar sessiz ki, benim evimin direkt karşısında orman var. Bugün cam açtım, orman gözükmüyor yani. Kaybolmuş. Ay, arkadaşım görmüşüm değilmiş. O yüzden şimdi okula gidiyoruz. Kaç ders kaydı dinledin? 1,5. Ama olsun yani. Bir de bugün ders programına yeni bir ders ekledim. Hava hukuku dersi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. En son yüz yüze İngilizce dersini 1. sınıfta aldım. 2. sınıfta hiç İngilizce dersi, yani hepsi bir tane İngilizce dersim vardı. O da online'dı. 3. sınıfın ilk döneminde hiç yoktu. Şimdi hukuk, hava hukuku almış oldum. Bizim seçmeli dersler, güzel seçmeler genellikle bahar döneminde açılıyor. O yüzden gel. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda bizim okul. Niye konuşamayayım? Rüzgar bir de. Yok, rüzgar yok da karanlık. Neyse, tamam, anlatıyorum size. Bizim okulumuz ilk iki hafta online'da, e-drop haftası. E-drop haftası ders hani alıp bıraktığımız hafta. İnşallah rüzgardan. Ben arabada konuşayım en iyisi. Cekim eve gelip vlog çekmeyi unuttu. Bir dakika, müzik kapayım. Sevgisi yemeyeyim. Kapanır mısın? Bir de mesajlarıma bakayım. Telefonumda hemen. Tamam. En son ne anlatıyordum? Her şeyi anlatıyordum. Ama aferin, hatırlıyorum nerede kaldım. Ve eve geldim, ben 2 saat oldu herhalde. Ev iğrenç. Çok dağınık şu anda. Selfie göstermeye utanıyorum. Neyse, bizim okul ilk 2 hafta online. Çünkü e-drop haftası. E-drop haftası da şöyle oluyor. Ya ders alıp bıraktığımız hafta. Ve hani herkes her derse giriyor. Hani alsam mı almasam mı diye. Dersler çok kalabalık oluyor. Bir de bazı öğrenci grupları sırf e-drop'ta okula gelip sonra okulu salıyorlar. O yüzden okul e-drop'u online yapma kararı aldı. İnşallah tabii şey de açılır yani. Ama aksi bir şey söylemediler bize. O yüzden pazartesi yüzde başlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi birazcık daha ders dinleyeceğim. İnşallah, ama evde çok dağınık, yoksa evimi toplasam diye düşünüyorum. İkisinden birini yapacağım. Sonra arkadaşlarımla çorbacıya gideceğiz ama çorba içmeyeceğim. Çünkü bir kilo aldım artık. Gerçekten kilo almışım. Onu fark ettim pantolonlarım birazcık sıkmaya başlayınca. İki gece böyle çorba içmek midemi çok yakıyor. Onu fark ettim. O yüzden şimdi evi toplayıp, birazcık ders dinleyip, arkadaşlarımla çorbacıya gidip bu videoyu editleyeceğim. Bitireceğim. Yarın editlerim. Yarın da yüklemeye çalışacağım. Şimdi hangisini yapayım? Size sormak isterdim ama şu an size soramıyorum. Evi toplayayım çünkü mutsuz evde yaşayınca, dağınık evde yaşayınca mutsuz oluyorum. Zaten ev çok küçük olduğu için bakın şu an çok dağınık gözüküyor. Bayağı dağınık gözüküyor. Ama birazdan bayağı toplu gözükecek. Bakın yani şu an saat 22-27, bakalım kaçta ev tamam diyeceğiz.